Cudi ve Nur mahallelerinde toplanan yüzü maskeli bir grup Yafes'le Nusaybin caddelerine barikat kurarak araçların geçişine izin vermedi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin dağılın uyarısına taşla ve Molotov kokteyliyle karşılık veren gruba yine tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi. Müdahale üzerine ara sokaklara kaçan göstericiler Mezbahane sokakta bulunan bir okula da Molotov kokteyli attı. Cizre gibi Silopi'de de terör yandaşları yol kesti. İpek yolunda barikat kurup araçların geçişini engelleyen grup polise yine molotoflarla, taşlarla saldırdı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde de yüzleri maskeli bir grup içinde yolcu bulunan iki otobüsün anahtarlarını alıp yakmak istedi. Terör yandaşı grup polisin gelmesiyle olay yerinden kaçtı. PKK'nın gençlik yapılanması YDGH üyesi olduğu belirtilen yüzü maskeli göstericiler yol kesip kimlik kontrolü yaptı. İçerisinde çok sayıda yolcu bulunan iki halk otobüsünü durdurup anahtarlarını alan göstericiler bunlarla yolda barikat kurdu. Yolcuların inmemesi üzerine otobüslerin camlarını taşla kıran göstericiler tam molotoflu saldırıda bulunacağı sırada çok sayıda polis ekibi bölgeye ulaştı. Polislerin gelmesiyle kaçan terör yandaşları anahtarları olmadığı için hareket edemeyen otobüslerin yakılma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri bölgede hazır bekletildi. Göstericilerin kazdığı hendeğe tekeri sıkışan halk otobüsü ise itfaiye yardımıyla kurtarıldı. Otobüslerin yedek anahtarlarının getirilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.